Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. İyisin, çok şükür. İyi. Çok iyi. Sağ ol. Başım üstüne. Bir isteğin var mı? Yok yok hocam, Allah razı olsun. Senden de. Görüldüğü gibi çok büyük bir taş. Beraberinde sağında solunda küçük küçük taşları da var. Bu taşlar enfeksiyon kaynağı ve idrar yapmasını zorlayan bir taşlardı. Şu anda temizlendiği için mesanesi de gayet güzel iyileşme döneminde. Önümüzdeki hafta sondasını çıkardığımız zaman gayet güzel ihtiyaçlarını giderecek şekilde idrarını rahat bir şekilde yapacaktır. Bu taşlar gördüğünüz gibi çok düzensiz, şekilsiz böyle bir yıldız gibi bir yapısı var. Geriye çıkıntıları var. Dikenli bir yapı gibi. Biz ikinci tıngaya gitti. İkinci tıngaya. Orada savaşına girdi mi Çin'e karşı. Efendim diyeyim. Biz orada bir sene kaldı, bir sene. Yolda gitti, geldi 24 bu tarafında, 24 bu tarafında, 28. 28'de yolda geldi işte. Toplumda mermi getirdi, hazırladı ateşi, ben topçuyum. Madalyam var. Hı hı. İki tane. Üçüncü tugay gitmiş gelmiş ya. Tugay Bey, Allah razı olsun. Allah senden yardımcı olsun. Seyit Ali amca Muş ilinin Varto ilçesi Goşkar köyünden hastamız. Yaşı 95 üstü bir yaşı var. İleri derecede idrar yapma sorunu, enfeksiyon ve mesanesinde yaklaşık 8 santimetrelik bir taşı olan bir hastamız. Hastamızın 250 mililitre hacminde bir prostatı vardı. Bu prostatın idrar akışı ile ilgili sorun yaratması ve ileri derecede enfeksiyonların da üstüne gelmesine bağlı çok büyük bir mesane taşı da eşlik etmişti hastamızda. İdrar yapma sorunları, artı ağrıları ve tıkanma durumuna bağlı olarak sondaya mahkum olma ihtimali vardı. Yani bir sondayla gezme, kalan ömrünü sondayla geçirme gibi bir pozisyon olduğu için bir ameliyat yapabilir miyiz gibi düşündük ve kendi ekibimizle, gerek anesteziye ekibimiz, kardiyoloji ekibimiz tamamen Seyit Ali amcayı inceledik ve genel durumunun, yaşının bu ameliyatı kaldırabileceğini kanaati oluştu. Ve 2 gün önce kendisine ameliyat ettik. Hastamızın aslında prostat hastalığı ileri yaş erkeklerde çok sık gördüğümüz bir hastalık. Özellikle 50 yaştan itibaren daha sık karşılaşıyoruz. 45 yaşlardan itibaren de kontrollerine başlıyoruz. 50-60 yaşlarında bunlar medikal tedavilerimiz var. Daha sonraki yıllarda medikal tedaviler, yani ilaçlı tedavilerin yanıt vermediği hastalarda ameliyat planlıyoruz. Ama Seyit Ali amcadaki gibi çok büyük bir prostat ve 7-8 santimetre büyüklüğünde bir tane ve 10-15 tane de 1 santim civarında taş çok nadir olan bir durum. Bu döneme kadar kendisini tabii ki rahatsızlıklar vermiş ama yaşı gereği çoğu yerde ilaç tedavisiyle oyalanmış. En son geldiğinde dediğim gibi sondayla kalma ihtimali vardı. Yani idrarını yapamadığı için tıkanma problemi vardı. Buna bağlı sondayla kalması bizi de rahatsız edecekti. Ona da gelecek yaşantısında daha konforsuz bir yaşam sürmesine neden olacaktı. Genel durumunun çok iyi olması, günlük yaşam işlerini kendi yapabiliyor olması, işte zaman mekan oryantasyonunun çok iyi olması nedeniyle ameliyatı karar verdik ve ameliyat da gayet başarılı oldu. Ameliyat sonrası ikinci günü olmasına rağmen yeme içmesi, işte dolaşması rahatlıkla yapabiliyor. Bakımlarında hiçbir sorunumuz yok. Gerek kan tahlillerinde gerek diğer vital bulgularında herhangi bir sıkıntımız yok. İyi durumda olduğu için günlerde taburcu etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde de üzerindeki sondayı alacağız. Ondan sonra kendi başına yaşamını devam edebilecek, hem beslenme ihtiyaçlarını hem diğer işte tuvalet ihtiyaçlarını çok rahatlıkla yapabilecek duruma gelecektir. Gün be gün idrarı daha da düzelecek. Herhangi bir büyük bir kanaması olmadı. Bizim için riskli olan durum yaşıydı ama yaşına bağlı gayet dinç durumda. Gelecek yaşam kalitesinde herhangi bir sorun olmadan kaliteli olarak yaşamına devam edecektir. Mesanede rahatsızlıklara, ara ara kanamalara neden olur. Enfeksiyona bağlı olduğu için idrar yaparken yanma, sızlamalar olur. Şu anda bunlar temizlendikten sonra hayatını daha rahat edecektir. Çok nadir bu boyutta karşılaşıyoruz. Genelde daha küçük taşlarla karşılaşırız ama mesanede bu kadar büyük taş çok seyrek olur. Mesane taşı çok yüksek ihtimalle prostat hastası olan erkek hastaları da görür. Fakat çok nadiren genç erkeklerde ve kadınlarda da görüyoruz. En çoğu prostatın idrar akışını bozmasına bağlı mesanede oluşur ve büyük boyutlara varabilir. Diğer genç erkekler ve kadınlar da daha seyrek görülür. Enfeksiyon, idrar akışının bozulmasına bağlı olan durumlar, idrar akışını mesanenin yapısal bozuklukları, idrar kanalının tıkanmaları da genç erkeklerde ve kadınlarda da taş oluşmasına neden olabilir.
Ama en çoğu ileri yaş prostat hastası olan erkeklerde görüyoruz. Arada yanmayla oluşan idrar, idrar akışının ani tıkanmaları, idrar akışında zorlanmalar, gece idrara çıkmalar, buna benzer idrar yapma ile ilgili sorunlarla kendini gösterir. Tabii bazı beslenme alışkanlıkları, bazı metabolik sorunları yani böbrek kaynaklı sorunlara da neden olabilir. Bazı ilaç kullanımlarında da oluşabilir. Onlar çok daha seyrek gördüğümüz hastalıklar. Her boyutu tehlikelidir. Mesanede sonuçta hiçbir şekilde taş olmaması lazım. Küçük taşları bazen hastalar kendileri düşürebiliyor ama büyük olanlarda mutlaka bir işlem yapmak gerekebiliyor. Babam Kore gazisi. 1952-53 döneminde Kore'de bulunmuş. Ondan sonra bir yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye geri dönmüş. Gazilik ünvanı almış. Herhangi bir yaralanması yok ama o dönemde bütün gelen gazilerin hepsi oradan dönen bütün askerlere gazilik ünvanı verilmiş. Babam topçu olduğu için çok sahada olmamış. 1966 depreminde eşini ve çocuklarını kaybetmiş. Ondan sonra bir 8 yıl sonra annemle evlenmiş. Biz kardeş olarak doğmuşuz. Şimdi normalde benim babam 7 yıl önce biz hani farkına vardık prostat ve taşın olduğunu. Ama taşın boyutunun bu kadar büyük olduğunu bilmiyorduk. Çünkü biz daha önce birkaç yere hem özel hem devlet hastanede olmak üzere birçok yere götürdük. Ama yaşı gereği ameliyatı önermediler. Babamın bu şekilde rahat olduğunu, kesinlikle ameliyat edilmemesini söylediler. Sonra biz tavsiye üzerine İlham Hoca'yı bulduk. İlham Hoca'ya geldiğimizde İlham Hoca bu basit bir ameliyat benim için dedi. Ve ameliyat etti. Büyük kocaman bir taş çıktı ve hepimiz hani nasıl bunu yaşadı diye bugüne kadar düşündük. İdrar yanmaları bitti. Zaten bizim bugün büyük ihtimal taburcu olacağız. Ondan sonra babam daha iyi olacak.